Selamünaleyküm. Şimdi sizlere bir hikaye anlatacağız. Biz bazı hikayeleri Nasreddin Hoca kitabından 100 temel eserden bir tanesi. Buradan bulup sizlere anlatıyoruz. Ama bu anlatacağım hikaye kitabın içinde değil. Eski zamanlarda iki tane adam var. Bu iki adamın yaşantısını anlatacağız. Bir adam tarlaları, bir sürü tarlası varmış bu adamın. Yani bir sürü arazisi varmış. Ama sonra bir bölümünü satmaya karar vermiş. Bir tane tarlasını seçmiş. Satılık diye bildirmiş. Sonra o bahsettiğimiz öbür adam gelmiş. Demiş ki bunu kim satıyor diye. Sonra o adamı bulmuş. Metresine göre fiyatını anlaşmışlar kendi aralarında. Sonra ayrılmışlar. Tarlayı alan adam, o zaman ben buraya sebze meyve ekeyim demiş. Tabii o zaman traktör de yok, hayvan gücüyle. Sonra takılmış birden. Biraz sinirlenmiş, demiş ki taş var yani içinde, niye bana öyle sattı? O kadar para verdim diye. Çıkartayım mı, taşı çöpe atayım demiş. Kazdığında bakmış bir vazo. Vazonun içinde de altınlar var. Çıkarmış altınları. Sonra tarlasındaki işi bitirdiğinde tarlayı satın aldığı adamı bulmuş. Ve getirmiş, demiş ki altınları ona vermiş. Demiş ki bu altınlar senin. Anlatmış. Tarlanın altından çıktı. Ben senden tarlanın üstünü aldım. Oranın verimliliğini kullanmak için. Ama tarlanın altı senin demiş. Öbür adam da kabul etmemiş. Ben onu sana sattım diye. Sonra hiç kimse altını almaya kabul etmemiş. Sonra eskiden kadın mı deniyor, mahkemelere gitmişler. Anlatmışlar sonra başından geçenleri. Ben tarlanın üstünü satın aldım, altı senin demiş. O da ben tarlayı sana sattım, almam altınları demiş. Hakim demiş, senin çocuğun var mı? İkisine de sormuş. Seninki erkek, seninki kız. O zaman çocuklarınızı evlendirin. O paraları da düğün masrafı olarak kullanırsınız demiş.